fikir dünyamızın manevi mimarlarından olan yalnızca edebiyatçı demenin büyük bir haksızlık olacağı Necip Fazıl Kısakürek, 79 yıllık hayatını dolu dolu yaşadı, dolu dolu yaşattı. Gençlik yılları, düşüncelerinin filizlendiği, meyve verdiği yıllar zindan hücrelerinde, mahkeme salonlarında geçse de onun hamle çapında işler yapmasına engel olamadı. Geriye 70 eser ve heyecan ve İslami şuurla tanıştırılmış bir genç nesil bıraktı. Şiiri ve nesri yarış içinde olan Necip Fazıl, nesre de büyük bir estetik kattı. Laf var ki laftır, laf var ki iştir, iş var ki laftır. Bize iş kadrosunda laf, hamle çapında iş lazım. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmet Necip Kısakürek'tir. İstanbul Çemberlitaş'ta Sultanahmet'e doğru inen sokaklardan birinde 2. Abdülhamit Han'a Ermenilerce yapılan bombalı suikast hadisesinin tarihi mahkemesini yapan İstanbul Cinayet Mahkemesi ve İstinaf Reisi Maraşlı Kısakürekzade Mehmet Hilmi Efendi'ye ait büyük bir konakta doğdu Necip Fazıl. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mebiha Hanım'dır. Baba kökü Maraş'ın en eski ailelerinden Kısakürek oğullarına bağlıdır. Kısakürekler Yavuz Sultan Selim döneminde Maraş'ta hükümet konağına bağlı bir koldu. Çocukluğu Çemberlitaş'ta dedesinin konağında geçti. 1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Maraşlı Kısakürek oğlu Hilmi Efendi. İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan, ecnebi mekteplerde yaptım. 1908'de İstanbul'a gelen ilk otomobillerden birini Necip Fazıl'ın babası satın aldı. 1910 yılında Kur'an dersi almaya başladı. Babaannesi onu roman okumaya alıştırdı. 1912'de Gedikpaşa'daki Fransız mektebine yazılır, ardından Amerikan kolejine verildi. Ancak gittiği okullardan usanan Necip Fazıl sık sık okul değiştirmek zorunda kaldı. Zor bir çocukluk geçirdi. Babası henüz 33-34 yaşlarındayken hayata gözlerini yumdu. 1916'da Bahriye Mektebi'nde Yahya Kemal, Aksekili Hamdi ve Hamdullah Sufi gibi hocalardan ders aldı. Nazım Hikmet, Nizamettin Nazif ve Fahri Korutürk okul arkadaşlarındandı. Ahmet Haşim, Halide Edip, Fuat Köprülü'nün yazdığı mecmuada şiirleri yayınlanmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim görür. Bu bölümü yarıda bırakarak Paris'e gitti. Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimine devam etti. 1925'te de eğitimini yarıda bırakarak yurda döndü. 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharrirlik, politika, şiir, sanat hepsi bir arada. Hocalıkla politik mücadele arasında bir tercih yapmam bana Maarif Vekaleti tarafından emredildi. Ondan sonra kendimi mecmua ve kitap meşriyatına hasrettim ve bugüne kadar geldim. İlk şiirleri 1922'de yayınlandı. 1926'dan 1939'a kadar İstanbul'da çeşitli bankalarda çalıştı. Bir yandan da şiir ve deneme yazmaya devam etti. Yazıları gazete ve dergilerde yayınlandı. 1934 hayatının dönüm noktasıdır. Seyyid Abdülhakim Arvasi ile tanıştı. Şairliği ve mücadele yönüyle öne çıkan Çile şairini anlamak için mutlaka onun ruhuna şifa sunan mürşidiyle olan ilişkilerini de anmak gerekir. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kapısını keşfetme şerefine eren şairin hayatını öncesi ve sonrası diye ayırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Arvasi'nin huzuruna vardığı 1934 senesi tam bir dönüm noktasıdır. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız diyerek yaşadığı manevi tesiri kelimelerle resmetmiştir. Necip Fazıl Kısakürek kapıya ulaşmadan önce de büyük şairdir. Fakat menzile vasıl olduktan sonra artık hayatına da edebiyatına da bambaşka bir güzellik eklenmiştir. Abdülhakim Arvasi'yi tanımadan önceki şiirlerine baktığımızda karamsarlık, bunalım halinin yansımalarını açıkça görürüz. Tanışıklık sonrası büyük şairde bir yenilik ve dinginlik başladı. Her şey yeni ve bambaşka. O güne kadar gururların ve nefis istinatlarının en küstahlarıyla müdafaa ettiğim ahmak emniyetler bir tarafa, merkezinde Allah bulunmak üzere ruhumda ve namtenahi bir daire şeklinde inşasına mecbur olduğum bütün kainat bir tarafa. Bu yeni dünyadan sonra usta şair eskiden kaleme aldığı bazı şiirleri değiştirir, bazılarını ise sahiplenmez bir nevi imzasını çekti. Üstad, gönül ustasıyla tanıştığında ateşten harflerle beynine nakşettiği ilk fikir, bu iş kitapla olmaz, akılla da varılmaz. Hiç yemeğin lezzeti çatal bıçakla aranıp bulunabilir mi? Fikridir. Usta ve çırak arasındaki diyaloglar destansıdır. Talebesinin kalitesini ilk bakışta anlayan kamil öğretici ulvi yola, bizdensin, seni mensup ve mahsuplarımızın arasına alıyoruz, yola kabul edildin demiştir. Beyni zonk zonk zonklayan büyük şair artık yoldaydı. Büyüklerin yolunda iyilerle yoldaştır. Fakat bu yol uzun, menzili çoktur. Derin sularda kaybolmak da vardır. Engin vadilerde kurda kuşa yem olmak da ihtimal dahilindedir. Yolda kalmanın ya da yolun uzağına düşmenin korkusunun yaşandığı bir dönemde gönlüne inşirah yayacak bir müjdeyi almıştır. Sen gemidesin. Ayak silmeye mahsus bir paspas olsan yine gemidesin. Seni bırakmazlar. Aldıklarını bir daha bırakmazlar. Necip Fazıl, efendisiyle olan büyük buluşmasını ruhunun zelzelesi olarak ifade eder ve şöyle tanımlamıştır. Tanrı kulu, Tanrı kulu, onu nasıl tanıdım? Ve işte ruhumun büyük zelzelesini bir yıkıntı alemi içinde Tanrı kuluna açılan gizli kapıyı meydana çıkarmış bir sahip diye haber veriyor. Yanlış bilinenin aksine tasavvuf sosyal hayattan çekilmeyi değil, sosyal hayatta diri ve dik durabilmeyi öğütlemiştir. Necip Fazıl da bu öğüdü doğru okuyanlardandı. Mistiklikle miskinliği karıştırmadı. Meydanın tam ortasında ruhi motivasyonunu kuşanarak çetin kavgalara girdi. Kavgası kutsal bir kavga, öfkesi kutsal bir öfkeydi. Allah adamlarına olan sevgisi de, Allah düşmanlarına olan nefretinde de hep samimi, hep en öndeydi. Öfkesinden sadece din düşmanları değil, Müslümanları ehli sünnet çizgisinden saptırmaya çalışanlar da nasibini aldı. Necip Fazıl'a şeyhi, keşke bu kadar zeki olmasaydım diyordu. Zaman zaman aklın sınırlarını aşarak çok uzaklara kulaç attı. Efendisinin ondan istediği iki önemli husus dışında somut bir arzusu da yoktu. Bu arzularının birincisi namaz, bir diğeri ise evlilikti. Namaz mevzuundaki hassasiyeti ise 1960'lardan sonra kuvvetli hale geldi. Bununla birlikte Necip Fazıl sürekli onun sohbetlerine iştirak etmiş ve ondan feyz almıştır. Bereketli eserlerin ortaya çıkmasında Arvasi'nin manevi katkıları inkar edilemez boyuttadır. Necip Fazıl bazı şiirlerinde de Arvasi Hazretleri'nin tavsiyeleri doğrultusunda ekleme çıkarmalar yapmıştır. Necip Fazıl'ın Arvasi'ye muhabbeti Mevlana'nın Şems'e olan muhabbetinden izler taşır. Bu ulvi muhabbet ona şu şiiri yazdırmıştır. Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeği. Bastığınız yeri taş taş öpeyim, bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben. Necip Fazıl, Abdülhakim Arvasi'yi tanıdıktan sonra hayata bakışı değiştiği gibi sanat anlayışı da topyekün değişmiştir. Kısakürek, yeni sanat anlayışını şu mısralarla net şekilde ifade etmiştir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Şeyhle yola çıkmanın yolculuğun selameti açısından nedenli büyük bir etkisi olduğunu iyi bilen Necip Fazıl, hakikat yolunda Mürşid-i Kamil'in manevi desteği olmadan herhangi bir ilerleme kaydedilemeyeceğini şu ifadeleriyle dile getirmiştir. Bir irşat ediciye varmadan olmaz. Yollara düş, bucak bucak ara ve irşat edicini bul. Arvasi'nin rehberliğinde tasavvuf okyanusuna dalan üstad, Bayezid Bistami, Abdülhalik Bücduvani, Şah-ı Nakşibend, Mevlana Halit Bağdadi, İmam-ı Rabbani, Hallacı Mansur, Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvuf ulularından da sağlıklı bir beslenme yoluna gitmiş, eserlerinde bu büyük isimlerin fikirlerini tasavvuf anlayışlarına ve hayata bakışlarını yansıtmıştır. 1943'te mürşidinin dünyasını değiştirmesi Necip Fazıl'ın iç dünyasını sarsmış, onun bıraktığı boşluğu hiçbir şey dolduramamıştır. Efendisi dünyadan göçtükten sonra onunla ilgili duygularını şöyle ifade etmiştir. 29 yıl değil, 2900 yıl değil, sayılar boyunca devirler gelip geçse üzerinden, zaman geçmeyecek velilerdensin sen. Ruhun gibi kalbin de mahfuz. Kalıbın orada fakat ruhaniyetin Allah'ın izniyle her tarafta ve benim yanımda. Benim güzel efendim, başucumdasın biliyorum. Ama ben ne yapayım ki dünya zindanı içinde? Ayrıca 5 haslemin zindanında kapalıyım ve seni göremiyorum. Veli kulların vefatlarından sonra da tasarruflarının devam ettiğini iyi bildiğinden kalbini açık tutar. İçindeki özlem yangınlarını Bağlum'daki mezarlığı ziyaret ederek dindirmeye çalışır. Mürşidinin kabrini ziyaretlerindeki ruh halini şu cümlelerle kalıba dökmüştür. Hayatlarında eteklerine yapışıp bir daha kendilerinden ayrılmamak cehdini gösteremeyen ben, bu mezara kaç kere taşındım ve ruhaniyetleri huzurunda ne türlü yalvardım, ağladım, Allah bilir. Necip Fazıl'ın en büyük arzularından birisi Abdülhakim Arvasi'nin mezarının kenarına defnedilmekti. Ömrünün son demlerinde Halim adlı şiirde bu arzusunu şöyle dile getirdi. Hayat bir zar içinde, hayatı örten bir zar. Bana da hayat yeri, Bağlum köyünde bir mezar. Necip Fazıl Kısakürek, ömrünün büyük bölümünde Büyük Doğu'yu çıkardı, Türkiye'de İslam'ın kuvvetlenmesi için kalemiyle savaştı. Tek parti iktidarı ve Demokrat Parti iktidarı dönemlerinde muhafazakar muhalefetin sesi olan dergi, düşünce ve ideolojik eksikliği giderdi. Necip Fazıl, Büyük Doğu'yla tarih muhasebesi, devlet anlayışı, estetik bakış ve fikri duruş ortaya koymaya çalıştı. Dergideki yazılar, politikadan sanata, ekonomiden felsefeye, dinden tarihe kadar çeşitli konu başlıklarını ele aldı. Dergi daha çok başyazar Necip Fazıl'la anıldı. 35 yıllık yayın dönemi boyunca Sait Faik, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Salih Murat Uzdilek, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Cemil Meriç, Şevket Eygi, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim gibi daha nice isim dergide yazarlık yaptı. 1944'te Büyük Doğu'da Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez şeklindeki hadisi neşrettiği için dergi Bakanlar Kurulunca kapatıldı. 1946'da ise Başımıza Kulak istiyoruz kapağı İnönü'ye hakaret sayıldığı için dergi ikinci kez kapatıldı. 1947'de dönemin başbakanı Recep Peker kendisine 100.000 TL teklif ederek İslami meseleleri fazla açığa almaması ve Demokrat Parti'ye cephe alması istendi. Kabul etmedi. CHP tarafından Anadolu'nun pek çok yerinde Necip Fazıl aleyhinde mitingler düzenlendi. Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptı. Büyük ilgi gören Kaldırımlar şiirinin ardından uzunca bir süre Kaldırımlar şairi olarak anıldı. O dönem öyle övüldü, öyle sevildi ki gelmiş geçmiş en iyi şair şeklinde yakıştırmalar yapıldı. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Şair Kısakürek 1949'da başkanı olduğu Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurdu. Eşi Neslihan Kısakürek'le 1950'de hapse giren şair, aynı yıl yapılan genel seçimlerden sonra seçimi kazanan Demokrat Parti'nin çıkardığı af kanunuyla serbest kaldı. Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de Sultan-ı Şuara, Şairler Sultanı unvanına alarak Şair Baki'den sonra Sultan-ı Şuara unvanına sahip ikinci şair olarak tarihe geçti. Birkaç neslin üstad olarak andığı Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etti. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek, o kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım, yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş, başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir üpek kumaş, derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine, benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yollayak. Necip Fazıl efendisinin mezarına defnedilmez ama bu isteğine yakın bir yere Abdülhakim Arvasi'nin sohbetlerini verdiği Kaşgari dergahının civarına defnedildi. Son günüm olmasın, çelengim top arabam, beni alıp götürsün tam dört inanmış adam. Kalemiyle İslam'ın en büyük savunucularından olan Necip Fazıl Kısakürek, kendisinden sonra gelen nesilleri de etkiledi. Başta Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören gibi isimler onun gölgesinde şiir yazdı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da siyasete girmeden önce yolu Necip Fazıl Kısakürek'e düştü. Türkçe ezan okumak, Kur'an kursunda eğitim görmek, hacca gitmek yasakken en gür sesle İslam'ı savunan, İslam'ın bu topraklarda yeniden filizlenmesi ve Müslüman neslin kendini bulması için mücadele eden Necip Fazıl Kısakürek, günümüzde gelinen noktanın da en önemli mimarlarından biri. İnandığı dava uğrunda hiçbir yöne sapmadan yürüyebilen Necip Fazıl Kısakürek'in en çok etkilediği isimlerin arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da var. Erdoğan, Kısakürek'le tanışmasını şöyle anlatıyor. Kendisini şahsen de tanıma bahtiyarlığına eriştim. Hatta ve hatta takdim fırsatını yakaladım. Üniversite yıllarımın en hareketli günlerinde üstada jübile yapacağız. İki genç olarak bir tanesi de benim. Milli Türk Talebe Birliği'nin Cağaloğlu'ndaki merkezine gittik. Takdimi nasıl yapacağız? Diğer arkadaşım benden önce takdim yapıyor. 4 sayfa hazırlamış, A4 kağıtları boyutunda. Üstadı öyle övdü, öyle övdü ki üstad dayanamadı. Şu an burada söyleyemeyeceğim, o kendisine has üslubuyla orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Bende avuç içi kadar bir kağıt vardı. Ben de takdimi yaptım ve üstad benim takdimimi bu genç yapsın dedi. Ve o gece takdim bu fakire kaldı. Tabii o jübile başlangıç oldu. Birçok yeri üstadla birlikte dolaştık ve gayet yakından iyi tanıdım. Üstad Necip Fazıl işte o söylendiği gibi mütefekkir olsaydı o 4 sayfalık takdimi yapan arkadaşı kutlardı. Ama Necip Fazıl aslında bir aksiyon insanıydı. O dönemde yüzlerce, bugün yüz binlerce genci dünyaya hazırlamış bir okuldur. Tek başına bir ekoldür. Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş, birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar Fut şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayaküstü leş. Yalnız iman ve fikir, ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde.